Şu an gerçekten benim beynim yandı. Domates taneyle nasıl alabiliriz ya? Şöyle yarım marul koymuşlar arkadaşlar. Yasin akşama taze fasulye yemeği yapacağım. Burada somonun kilosunu söylemeniz lazım. İşte baba bak çiçek gibi dizmiş ya. Ay çok güzel. 100 yene burada kahvaltı karnınızı doyurabilirsiniz. Tabii tabii. Burada aşırı popüler bir şey var arkadaşlar. Böyle karidesli falan. Pirincin diyarı Japonya'da. Pirinçler tabii ki de bu şekilde 5 kiloluk olarak satılıyor. Çeriyle çöpüyle içine atıyorsunuz. Şimdi aşırı şok olduğum bir şey göstereceğim size. Fiyatına inanamadım. Şok oldum ya. Şok oldum. Bu fiyata bir şey satılırsa yani alınmaz. Instagram kanalından hepinize merhaba. Bugün Japonya'dayız arkadaşlar. Japonya'daki market fiyatlarını inceleyeceğiz. Şimdi nasıl bir markete gireceğiz? Önce ondan bahsedelim. Japonya'da iki tip market var arkadaşlar. Bir her yerde bulunan 7-Eleven ya da Lawson'lar var. Bunlar oldukça ucuz ve hemen hazır yiyeceğinizi alıp orada mikrodalgada ısıtıp yiyebileceğiniz tarzda ama tüm dünya ürünleri yok. Yani öyle domatese, peynire, işte bütün meyveye, sebzeye çok rahat ulaşamıyorsunuz. Ama bir de farklı tip bir marketler var. Bunlarda bütün dünya sebzelerine, meyvelerine, envai çeşit sebze meyveye ulaşabiliyorsunuz. Fiyatlar da o yüzden normalin sadece bir tık üstü. Şimdi o yüzden biz Japonya'daki meyve sebze fiyatlarına, et, kıyma, süt fiyatlarına yani tüm bizim tükettiğimiz ürünler Japonlar kaç paraya yiyor bunu göreceğiz. Bu fiyatlara bakacağız. Hadi gelin beraber bakalım. Şimdi marketin önüne geldik. Süpermarket olarak geçiyor isimleri ve çok oldukça büyük bir market. Hadi gelin gidelim markete. Domateslerden fiyatlara başlayabiliriz. Böyle çeri domatesler var bir sürü çeşitte. Ama şöyle mesela şu en pahalısı görünüyor. 321 yen şu küçücük paket. Yani yaklaşık 2 dolar arkadaşlar. TL'sini yazacağım. 2 dolar. Tabii şöyle büyük domateslerden daha ucuza da var. Yani mesela şu en ucuzu. 4 tane domates 321 yen. Aa, Yasin daha ucuzunu buldu ama bunlar Yasin tanesi. Tanesi mi? Evet. Pembe domates pahalı. Yasin şok oldu. Domatesden videoya başladık ama şu an gerçekten benim beynim yandı. Domates taneyle nasıl alabiliriz ya bir domatesi taneyle? Yani bilmiyorum. Bayağı pahalı. Şimdi böyle burada küçük biberlerden var. Bunlar şöyle bir paketin içinde çıtır çıtır bugün aldım. Bayağı da lezzetli taze. 278 yen fiyatı. Şöyle iki tane küçük biberlerden var. Bunların fiyatları da 96 yen. Marullarla devam edelim arkadaşlar. Şöyle yarım marul koymuşlar arkadaşlar. Marulu ikiye kesip koymuşlar. 89 yen. 90 yen yapıyor. 90 Japon yeni. Yarım yarım vallahi çok ilginç. Şöyle bütünleri de var. Tabii onun da fiyatı 158 yen. Şimdi taze soğanları göstereyim arkadaşlar. Boya bakar mısınız? Ne kadar uzun. Bunlar da böyle işte neredeyse 1 dolar. Ama daha güzelliği var. Böyle incecik incecik kıyılmış tembel işi taze soğanlar. İncecik kıymışlar. Tabii bunların satılma sebebi şey ramenin içine bunlardan koyuyorlar çünkü. Muhtemelen o yüzden hazır. Aa Yasin sarma yaprağı. Ne diyorsun sen ya? Vallahi alalım mı? Sararım. Bir paket sararım. Gerçekten sarma yaprağı mı? Bilmiyorum şaka yaptım ama öyledir herhalde. Ama çok az. Sana bu kadar sarabilirim. 158 yen. Yani bu da 1 dolar falan yapıyor. Devam edelim. Şöyle. Akşama taze fasulye yemeği. Yasin akşama taze fasulye yemeği yapacağım. Sana. Alalım mı bir paket? Hayır canım ne bu? Kaç para bu? 258 yen. 280 yen. 280 yen pardon arkadaşlar. Vergili fiyat tabii ki halk bu parayı alıyor. Yani tax free yok. Vergili fiyatı bu. Üstteki vergisiz bu vergili. 280 yen. İlerleyelim. Bakın mesela Çin marulu. Yasin bizim pazarda vardı bunlardan. Allah Allah. Türkiye'de evet. Çin marulu hatırlıyor musun? Çok 170 ucuz. Yen. 170 yen. Yani bu da 1 dolar. Ama çeyrek dolar. Satıyorlar ya bunu böyle. Evet. Bak bunu böyle yapacağım bunu böyle. Hepsini birleştireceksin yapboz gibi. Böyle bunu 4 taneyi birleştireceğiz işte. Ama 4 tane çok büyük ya. Bence bunun çeyrek olması iyi olmuş. Avantaj değil mi? İsraf olmaz evet. Bunlar da patlıcanlar böyle bir poşet. Bir kilo var değil mi orada öyle? Var var. Bir kilosu bir kilo. 321 yen işte. 320 yen yani 2 dolar 2.20 falan civarı. Aa, bunlar çok güzel meyveler var. Sarımsakları böyle hazır bölmüşler. 430 yen çok pahalı ya. 430 yen 2,5 dolar falan. Şimdi böyle gezmeye devam ediyoruz. Havuçlar ay Yasin. Londra'da bunlar satmazlar bile yani şöyle 4-5 tanesi. 50 peni, 10 peni, 20 peni falan ya yani o kadar ucuz. Burada 280,
280 der 280 ama. Aynen 278 yen. Çok pahalı. Bak bu da yarım kilo var 321 yen. Patates. İnanılmaz. Biraz pahalı bu ürünler. Soğanlara bakalım. Soğan çok şurada kocaman koymuşlar. Var. Evet. Bir buçuk vardır belki o. Var. Ne kadar? 321 yen. Yani diğer ürünlere göre soğan nispeten ucuz bence ama soğan zaten ucuz olur ya. Neyse devam edelim bakalım. Yasin Bey soğanın kilosunu söylüyorsunuz ama burada somonun kilosunu söylemeniz lazım. Yani şöyle bir paket kıpkırmızı bir somon çok güzel görünüyor ama. Japon somonu. Japon somonudur herhalde. Japon. Norveç'ten almamışlardı. 472 yen. Kilosu soğan aynen. Bu böyle 472 yen. Tamam olsun. Bir kilo soğan mı bir öğünlük somon mu? Somon. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama bence yani soğanla karşılaştığında fiyat çok iyi. Yasin, ay ince gibi dizilmiş. Değil mi? Bak bunları böyle... Ne kadar güzel dizmişler. Evet. Arkadaşlar Japon işi dümdüzgün yapmışlar böyle. 320 yen bu şöyle. Şu bir tanesi 320 yen. 320 yen. Yani o somonla aynı fiyat, soğanla da aynı fiyat. 2 dolar falan. Hmm, Yasin hazır. Unlanmış falan kalamarlar var. 400 yen yine. Yani 400 yene ister balık al. İster soğan. İster soğan. Giriyoruz etlere abi. Geldik ve etler bayağı pahalı geldi gözümüze. Kobe etin bu ne o eti bu böyle? Kobe etini koymuşlar. Çok pahalı. Markete böyle koymayın Kobe etini. Şu tabağa bak çiçek gibi dizmiş yapalım. Ay çok güzel. 5400 mangala giderken. Yani. Tabii ya tam mangallık. Ama fazla yağlı. Çok yağlı ha. Evet. 5000 yen ama Yasin çok büyük para. 6 dolardan 30 dolarlık bir tabak arkadaşlar şu 30 dolar bence çok pahalı. Tabaklar da çok güzel. Ya da biz açız. Aç aç markete gelmemeliydik. Şöyle devam edelim bakalım daha ucuza. Et var mı, kıyma var mı? Onlara bakalım. Bu da 250 gramlık bir kıyma. 396 yen bu şekilde 250 gramlık paketlenmiş fiyatı. Ne diyorsun ne diyorsunuz? Yasin? Bilmiyorum ben de. Vallahi siz yorumu söyleyin arkadaşlar. Bırakıyoruz. Şimdi yorum pahalı yapmayalım. Pahalı mı, ucuz mu? Siz söyleyin. Burada üçgen peynir var. Böyle 6 dilim. Fiyatı ne kadar? 270 yen. 1,5 dolar mı yapıyor? 1,5 dolardan çok bile pahalı. Fazla. Çok çok pahalı. Bu çok pahalı. Çok pahalı ya peynir. Şu da süzme peynir mi diyorlar kiri buna? Kiri. Bizim sevdiğimiz peynir. Bu bizim Türk peynirine çok benziyor tadı. Bundan tüketiyoruz biz burada. Favorimiz. 590 yen bu da böyle. İçinde 12 tane var. 590 yani, yen. 3,5 dolar. 3,5 dolar. Ha, bu da pahalı. Bu da pahalı. Bunlar pahalı. Peynir çok pahalı. Şöyle bir de şunları gösterelim. Ne diyorlar bunlara? Rende peynir. Rende bence peynir. Mozzarella o. Paketin kendi ürünü. Yani bunun ucuz olması lazım. Ama bunu göster istersen. O da marketin. O da 750 yen. Evet. 450 gramlık bir rende peynir 750 yen. Epey pahalı. Hatırlıyor musun Yasin? Pizza almıştık. Evet. Marketten dondurulmuş. Ne kadardı? İçine peynir koymamışlar neredeyse. Biz kendimiz yağlı, aynen. O kadar azdı ki yani demek ki o yüzden az koymuşlar. Pahalı. Sushi fiyatlarına bakın arkadaşlar. Mesela şöyle bir tabak. Rahatça doyulacak bir tabak bence. 250 yen yani 1,5 dolara şöyle bir tabak sushi yiyebiliyorsunuz. Bir de Yasin'in favorisi onigiriler var. Ne kadar? İçindeki ürünün ne olduğuna göre değişiyor ama 108 yenden başlıyor. Büyük ihtimalle o en basic tunalıdır. Tunalı. Tunalı mı? Balıklı. He, evet. İşte balıklı bir ama bu yen. İyi oluyor böyle. Tuzlu atıyorsun. Lezzetli de yani böyle durduğuna bakmayın. Yiyorsun yaprağına sarılmış. Bayağı lezzetli. Kahvaltıda bundan, falan evet, çok iyi gidiyor. Yeniyor. Çok güzel gidiyor. 100 yene burada kahvaltı karnınızı doyurabilirsiniz. Tabii tabii rahat doyarsın. Bir tanesiyle küçük durduğuna bakmayın. Bayağı doyuruyor. Evet. Ve bayağı da tutuyor. Şu tabakların güzelliğine bakın arkadaşlar. Böyle iştah açıcı bir öğün. 500 yene doyuluyor. Yani 3 dolara. Edamame mi bu? Alp duymasın. Evet, edamameler var. Tazecik, yemyeşil. 300 yen. Bu pahalı mı? 2 dolar falan. Bunun da ucuz burada... olması lazım ya. Bu çok ucuz. Biz bunu Tokyo'da çok ucuz almıştık. Evet, Tokyo'da çok ucuz almıştık. Çünkü onlar bir de şeydi, buzdolabındandı. Belki bunlar taze. Taze, aynen. Evet, o yüzden. Burada pahalı bakın. Biz bunları böyle... Bundan daha fazlasını 100 yene falan alıyorduk. Bakın Londra'da da aynı sistem var. Reduce ürünler. Yani fiyatlarını düşürüyorlar akşam olunca. Tazelikleri tabii ki yarın aynı olmayacağı ve satamayacakları için %30 mesela indirim yapılmış. Buna %40 indirim yapılmış mesela böyle ürünlere. Bunlar da öyle. Bunlarda da bak bu da %40 indirim var bunda da. %40 çok yüksek bir oran. Neredeyse yarı yarıya bir indirim yapılıyor. Bizim Türkiye'de de olması lazım bunun. Kalacak ürünleri. Evet. Verin halka yesin millet ucuzdan. Evet. Aynen öyle. Bence saçmalık. Yani herkes alıyor. Yani bunun hani ayıbı yok. Durumla da alakası tabii. Yok.
Ayıp yok. Tabii yani 130 yap, ya indirim yapmışlar. Şöyle patatesler. Bunları böyle bakın şu an market görevlisi bunları yeniden etiketlerini basıyor ve yeni etiketten akşam satış yapıyorlar. Ay, bak bunlarda da %40 indirim var. Tamam. Evet. Çok güzel bir şey. Nasıl karidesler çok güzel görünmüyor mu? Güzel. Bu deniz tabağı bu evet. Yenir bu alınır bu. Çok bak güzel. Bunlarda da %30 indirim var şu anda. Evet. Soslu mosu her şeyi var. Bu bayağı doyurur bir kişiyi. 600 ya yani 400'e falan gelir tabii çok uygun. 2,5-3 dolara aşırı doyarsın. Aa, burada da bir şeyler yapmışlar. Evet, çocuklar resim yapmış. Ama buradaki suşiler çok daha güzel arkadaşlar. Bakın yanımdaki kişi mesela şu an seçiyor. Şu suşinin içine bakar mısınız şu zenginliğe? Çok güzel. 400 yen. Hani çok uygun. Bayağı uygun arkadaşlar. Şöyle bir tabak suşiyi bu paralara yemek. Burada çok normal. Tabii ki memleketi. Ayşegül, aldığımız ekmekler %20 indirime de girmiş. Hemen al yarına. Sandviçe. Ay vallahi. Bugün bunlardan almıştık. Çok lezzetli işleri böyle dolu dolu. Bunlarda da %20 indirim var. Keşke bekleseydik ama karnımız açtı. Yasin'cim biz yedik zaten yarın sandviçin olacakları. Bir tane kaldı. Şimdi al. Çok sıra var ama ha. Kuyruk var. Ya bütün kasalarda ama insanlar da biliyor herhalde. Alsın. İstersen almayalım. Alalım ya. Bedava bayağı uyguna geliyor. İstemiyormuş gibi konuştun. Alacağız arkadaşlar. Ucuza bir şey bulduk. Ucuza almaz mıyız? Almaz mıyız ya? %20. Evet iki tane. Bizim çocuk gene uyumuş arkadaşlar. Patlıcanlarla patateslerle uyudu. Hepsini istemişti vermiştik. Şimdi yoğurt reyonuna geldik arkadaşlar. Yoğurt fiyatları da gayet uygun. Yani ben çok popüler olmayacağı için uygun olmayacağını düşünmüştüm. Ama bayağı uygun. Mesela şu 150-170 yen. 1 dolardan çok az fazla. Kaç kiloluk o? Yarım kilo mu? 400 gram. Neredeyse yarım kilo. 1 dolardan çok az fazla. Yani buraya ve diğer ürünlere göre gayet uygun bence. 8'li yumurtanın fiyatı 270 yen yani 2 dolara yakın bir fiyatı var. Şimdi aşırı şok olduğum bir şey göstereceğim size. Fiyatına inanamadım. İnanamadım. Servet değerinde üzüm. Bakın burada kaç tane üzüm var. Allah aşkına bir oturuşta yenir bence bu. Bir salkım üzüm. Bir salkım. Paketlemişler falan da çok gözüküyor. Aslında bu kadar bile değil. 2800 yen. İnanılmaz. Şok oldum ya. Şok oldum. Bu fiyata bir şey satılırsa yani alınmaz. Alınmaz bilmiyorum. Alan var mı? Niye getirmişler? Gerçi zaten iki tane var bakın. Yeşilden mesela. Fiyat etiketi. Fiyat bile duramadı. Fiyat bile yerinde duramadı. Elim ayağım titriyor. Şöyle bir salkım üzüm 2800 yen. Yani 18 dolar arkadaşlar. Bak, olabilir mi? Şey yapmışlar. Kirazlar bak, burada kirazlara bak. Kirazlar kocaman. Evet çok güzel ama. Böyle. Yumruk gibi kirazlar. Güzel. Ama fiyatlar da biraz 430 yen. Yani küçücük bir kap, ev uç kadar. Yani bilmiyorum ülkemizin kıymetini ne kadar bilsek azdır. Gerçekten şunları avuç avuç, kilo kilo marketlerde var. Burası çok ilginç hakikaten. Burada aşırı popüler bir şey var arkadaşlar. Şu jeller eczanelerde bile satılıyor, marketlerde satılıyor. Ve böyle insanlar yolda yürürken, işte ne bileyim bir yerde oturmuş yemeğin hemen üstüne şunlardan içiyorlar. Çok popüler. İçinde işte bütün vitaminler var, meyve püreleri. Mesela bu kavunlu bir jelmiş mesela. Jel şeklinde. Hani bizim bebeklere verdiğimiz tarzda bir şey. Lıkır lıkır içiyorlar. Günlük vitaminlerini alıyorlar herhalde bilmiyorum. Fiyatı da 130 yen. Burada şöyle karpuzlar var. Fiyatı 1706 yen. Bunlar da sanırım kavun 860 yen. Bu şekilde dilimli olarak da satıyorlar. Bunun fiyatı da 537 yen. Şöyle yine hazır pakette satılanlar var. 430 yen bunların fiyatları da. Şimdi üst kata çıktık arkadaşlar. Burası işte ev ürünleri, gereçleri, işte temizlik ürünleri ya da içeceklerin olduğu bölüm. Hadi gelin şimdi onları gezelim. Şimdi böyle kişisel bakım ürünleri reyonundayız. Diş macunlarına baktım. Sensodyne. Biliyorsunuz ülkemizde de çok da ucuz olmayan bir marka. Hatta dünyanın birçok yerinde. Burada da fiyatı 1000 yen yani tam bakayım 1078 yen hatta. Şöyle gösterelim. Yani 6 dolardan böyle çok az fazla. 6 dolar epey yüksek sanki ya. Yani bilmiyorum. Pahalı. Çok yüksek geldi. Ama alternatif ürünler mutlaka vardır. Bayağı pahalı ama Yasin'in de dediği gibi alternatif ürünler vardır elbette. Şu an Japonya ekonomisi tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Yani kurlar Japonya para birimi en düşük seviyede. Muhtemelen bu fiyatların bu kadar yüksek olmasının sebebi de bu. Şöyle 12'li tuvalet kağıtları var. Bunların fiyatı 500 yen yani 2,5-3 dolar. Pirincin diyarı Japonya'da. Pirinçler tabii ki de bu şekilde 5 kiloluk olarak satılıyor. Bunun fiyatı 2750 yen. Aşağıdaki üzümle aynı. İnanmıyorum. Bir salkım üzüm 5 kiloluk pirince bedel.
Hangisini tercih edersiniz? Tusuyami, tusuyahime. Yani pirinci. Tuzlu pirinç. Attım tamam. Ne diyorsun fiyat? Üzüm mü bu mu? Üzüm mü bu? Pirinç. Karnımız doyar en azından. Bakın şöyle bu reyon komple pirinç reyonu çeşit çeşit. Pirinç de pirinç. Pirinçler var. Aa Yasin. Termos yapmışlar böyle. Galiba yatayı da var. Ha yanına böyle şey pirincini koyuyorsun. Sıcacık. Hazır. Hazırlıyorsun. Şıkır şıkır. 4300 yani. Pahalı. Pahalı. Ya elektronik fiyatlarından sonra biz ne görsek pahalı demeye başladık bence. Ama pahalı market fiyatları. Yani genel yaşam ürünlerinin fiyatları pahalı. Evet. Elektronik için ama harika. Ama bunlar için bence de çok pahalı. Bu da Barilla'nın spagetti makarnası. Bunlar bu 7-Eleven'larda ya da Lawson marketlerde yok bu her köşe başında bulunan. Bu tarz marketlerde var daha çok uluslararası ürün satan. Bunların fiyatları da 320 yen. Yani 2 dolar falan. 2 dolar civarı. Bir makarna. Evet biraz pahalı. Hatta burada domates sosları falan da var mesela o marketlerde. Bunlardan yok. Da yok. Tarana getirmiştim. Domates sosu bulamadık diye yapamadım. Mesela. Burada varmış bak mesela 645 yen. Bu da yine zeytinyağı 1 kiloluk. Şu şekilde paketlenmiş. Fiyatı 969 yen, 1000 yen desek 6 dolar falan yapıyor. Normal fiyat. Bu da 600 gramlık ayçiçek yağı. Bunun fiyatı da 320 yen. Şöyle yarım kiloluk bir tuz 430 yen. 3 dolar civarı fiyatı. Kahverengi şeker, beyaz şekeri göremedik. Bunun fiyatı da 590 yen. Bu da 3 dolardan biraz fazla. Burası, bu da bulaşık makinesi deterjanı. 1070 yen. İçinde de 31 tane var. Yorum sizin fiyatı bilmiyorum. Yani 6 dolar falan işte. Şimdi aldığımız pilavı buradaki mikrodalgada kendimiz ısıtıyoruz. Yani şöyle ilginç bir şey var bu mikrodalgalarda. Normalde mikrodalgaların altındaki şey döner tabak ama burada dönmüyor arkadaşlar ve tabaksız da direkt koyabiliyorsunuz. İkinci bir şey de plastiğiyle, poşetiyle, çeriyle, çöpüyle içine atıyorsunuz ve oluyor. Hani benim bildiğim plastikte falan konmaz yani erir veya bir sıkıntı olur ama burada öyle değil. Aç bakalım. Mesela, ısınmış mı? Isınmış. Ay çok korkuyorum eriyecek diye. Valla erimemiş bak. Bu şekilde böyle kabıyla falan attık. Bayağı sıcacık, çok güzel. Hazır yiyebiliriz artık. İtinaylı sushi gömülür. Buldun mu? Hadi gel sushi'den bir iki gömelim. Bakalım tadı nasıl çıkacak ama çok büyük. Bakar mısınız? Böyle bir şey. Böyle karidesli falan. Bayağı büyük gelsin. Atıyorum. Ha. Arkana yaslanmak istersen yaslanabilirsin. Yasin. Tazecik. O kadar güzel ki. Ne diyorsun sen ya? Vallahi. Ver bakalım sen bize söyle soslu. Kocaman ha. Çok büyük. Bir dilim, küçük bir dilim ekmek gibi. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şu anda bizim bulunduğumuz tarihte Japonya'daki market fiyatları bu şekilde. Bize açıkçası biraz pahalı geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.